buluştu bir tahta üzerinde çekiç, çivi ve tel. Görsel bir şölen oldu. Dile geldi çivi, sarıldı tele. Bazen bir vav oldu, bazen bir besmele. Eşlik ederken çivi tele, kıvrılır tel, tahta üzerinde raks eder misali. Çekiçle tahtaya her çivi çakılışında. Her bir çekiç darbesinde şükreder çivi. Tele sarılıp kavuşturduğu için Rabbine. Derler ki, çiviyle çekicin ilahi aşkıdır bu. Karşılıksız, saf ve temiz. Kolay gibi görünse de gören gözlere, yapan bilir ki, bir sabır meşkidir bu. Dört çocuklu bir inşaat ustası babanın ikinci oğlu olarak 1973 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğar Hafız Recep Çiloğlu. Babasının işi hasebiyle 2 yaşındayken Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine taşınmak mecburiyetinde kalırlar. Çiloğlu ailesi sever Orhan Gazi'yi ve buraya yerleşmeye karar verirler. İlkokuldan sonra rahmetli annesinin desteği ve arzusuyla Bursa Orhan Gazi Merkez Kur'an kursunda 2 yılda hafızlığını tamamlar. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra baba mesleği olan inşaat işinde çalışmaya başlar Hafız Recep Çiloğlu. Kısa bir süre sonra mermer atölyesi tecrübesi de edinen hocamız, daha sonra Orhan Gazi Döküm Fabrikası'nda işe başlar ve burada neredeyse 10 yıl aralıksız çalışır. Hangi işte çalışırsa çalışsın, hafızlığını kaybetmemek için sürekli ezber tekrarlarını yapar hafızımız. Günde üçlü vardiyada çalışsa da. Hafızlığını koruma telaşı ve İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş olmasının maneviyatı, onu iş konusunda İmam Hatipliğe yöneltir. Bu göreve talip olmamın en büyük etkeni, 2007 yılında hafızlık yapan, beni eğiten hocamın hafızların yeri mihrap olduğunu sürekli bana söylemesi ve fabrikada vardiyalı 3 sistemle çalıştığımız için hafızlığımın muhafazasının zor olduğunu fark ettim. Hocama hak verdim. Ben de bu niyete girdik. Bu güzel göreve talip olduk elhamdülillah. İmam Hatip olmaya karar veren Hafız Recep hocamız, mesleki eğitim çalışmalarına sabır ve azimle başlar. Ardından ilahiyat ön lisansa hazırlanır. 2010 yılında sözleşmeli İmam Hatip olarak Karabük ili Yenice ilçesinin Ömer Başoğlu köyüne ataması yapılır Hafız Recep Çiloğlu hocamızın. Bu görevi sırasında ilahiyat ön lisansını da tamamlar. 8 ay gibi kısa bir süre sonra kadrolu İmam Hatip olarak Kastamonu ili Araç ilçesi Ahatlar köyüne tayin edilir. Peygamber mesleği olan bu görevi şu sözle ifade etmek istiyorum. Elhamdülillah Allah Azze ve Celle'nin Habibim dediği Peygamber Efendimizin makamında görev yapmak ve o makamda bulunmak bizim için, benim için büyük bir onurdur inşallah. Görev yaptığı 6 yıl boyunca güzel dostluklar kurar hafızımız. Bu yüzden Kutluca'nın yeri bambaşkadır onun için. Kutluca köyünde örnek çalışmalara imza atar Hafız Recep Çiloğlu.
C'li sülüs hat ve nakış çalışmaları hem bağlı olduğu müftülük makamınca hem de köyünün cemaati tarafından da takdirle karşılanır. Bursa İznik ilçesine 2012 yılında tayinimizle geldik ve 2012 yılından beri de İznik'te görev yapmaktayım. 6 sene Kutluca'da görev yaptım. Hünerlerini sadece hafızlığından dolayı mesleki alanda göstermez. Baba mesleğinden kaptığı ustalığını da konuşturur görev yaptığı camilerde. Camiye gelen cemaatin ruhen rahat bir ortamda olmasını ister hocamız. Bu fikirden hareketle köy camisinin kubbesine masmavi bir gökyüzü resmeder. Başını göğe doğru kaldıranın rahatlıkla görebileceği boyutlarda. Recep hocam, çalışkan bir arkadaş gerçekten, yani ben böyle tanıyorum. Yıllardır tanıdığımız bir kardeşimiz. Gerçekten örnek imamlarımızdan bir tanesidir kendisi. Kutluca köyündeydi daha önce. Kutluca köyünü maşallah imar etti. Orada camiyi falan tamirledi, düzenledi, süsledi. Köyünde sevilen bir kardeşimizdi. Yani böyle özel bir arkadaşımız kendisi gerçekten. Severiz kendisini. Yaptığı çalışmalarla herkese örnek olmuş, köyü ve cemaati için elinden geleni yapan bir imam hatiptir o. Cemaatine daha faydalı olabilmek için teknolojiyi yakından takip eder. Hatta usta öğretici olduğu filografi sanatını da internet üzerinden izlediği videolardan öğrenen birisidir Hafız Recep Çilioğlu. Teknolojinin bizi kuşattığı dönemde imam her alanda, her safhada donanımlı olması gerekiyor. Özellikle teknolojide bilgili, iyiliğini ve kötü yönlerini her tarafını bilmeli ve etrafındaki insanlara en güzel şekilde iyiliği yönlerini anlatmalı. Sadece din görevlisi teknoloji yönünden değil, her açıdan sağlık, yangın olur, her türlü konularda donanımlı olması gerekiyor ki imam dediğimiz zaman önderiz. Her konuda bizler örnek oluyoruz. Her konuda bizlere sorular sorulduğundan dolayı bizler elimizden geldiğince insanları doğru yöne, istikamete yönlendirmemiz lazım ki bizler bu görevin önemini, ehemmiyetini vurgulamamız lazım. Sadece bizim görevlerimiz mihrap değil. Bizim görevlerimiz insanlara her alanda, her safhada yardımcı ve faydalı olabilmek gerekiyor. Bu konuda böyle düşünmekteyim. Köye ve köylüye yardım etmek yetmez ona. Başka şeyler yapmak ister. Çevreme ve ülkeme nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeye başlar. Bu haleti ruhiye içindeyken, 2014 yılında tesadüfen tanıştığı filografiye gönül verir Hafız Recep Çilioğlu. Filografi sanatıyla bir gün Sıla-i Rahim ziyaretimizde, bir akrabamızı ziyarete gittiğimizde, o kardeşimizin o filografi sanatıyla uğraştığını görünce, ben de boş durmayı sevmediğim için bir uzun zamandır bir şeylerle uğraşmak istiyordum. Bir şeyler yapalım, bir şeyin bir özellikle sanat eserlerinden bir mesleği, sanatı icra edelim diye içimde bir uhde vardı. O sanatı görünce hoşuma gitti. Baktım Cenab-ı Rabbül Alemin ismi celillerini, Peygamber Efendimiz ismi celillerini, ayet-i kerimelerin güzel iyilikleri, hat sanatlarını güzelliğe çevirdiğini görünce mest oldum. Ve ben de bundan sonra dedim bu sanatı yapmaya başlayacağım diye karar verdim. Hiçbir ustası olmadan, internet üzerinden izlediği videolar sayesinde öğrendiği el sanatını daha da geliştirmek ister. Filografi sanatında beni cezbeden nokta, sabrı öğrettiği için, sabrı gerektiren bir şey olduğu için, sanat olduğu için ve her alanda, her bir ortamda yapılabildiği için beni cezbeden noktası o oldu. Çünkü her ortamda yapabiliriz. Bu el sanatıyla yapılan çalışmaları inceleyince filografiye bir başka gözle bakmaya başlar Hafız Recep hocamız. Çünkü bu el sanatını kendisine çok yakın hisseder. Özellikle bu sanatta Allah Azze ve Celle'nin ismi celileri, Peygamber Efendimiz'in
isminin farklı hat yazılarla yazılması, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin özel yerlerinin güzel bir şekilde hat sanatıyla yazılması ve bu hat sanatlarını tel ve çiviyle, güzel örgülerle bu sanata dönüştürülmesi beni cezbetti en büyük nokta olarak. Çekiçle çivi çakmaya dayalı bir sanat dalı olduğu için ses ve gürültü problemi olan bir meşgaledir filografi. Bu yüzden insanları rahatsız etmekten imtina eden Hafız Recep Çiloğlu hocamız, kendisine kimseyi rahatsız etmeden çalışabileceği bir mekan arar. Arayışı kısa sürer hocamızın. Evinin bahçesinin bir köşesini kendisi için bir çalışma alanına çevirir. En sevdiği işi yapar. Yeşillikler içindeki evinin bahçesinde. Bu mesleği icra ederken ana malzememiz olarak ilk önce bir tahta, kontraplak veya kavaktan oluşan ahşap malzeme, üzerine kapladığımız kumaş veya deri, bazen kontraplakların renkli, desenli olanlarını, yüzeylerini kullanıyoruz ve yapabileceğimiz hangi desen varsa şablonu onu çıkarak, onu üzerine yapıştırarak, onun haricinde ana malzeme olarak özel filografi için kullanılan çivi, makara, onları kullanıyoruz. Bunun yanında yardımcı aparat olarak çakma aparatımız var, çekicimiz var. Örerken kullandığımız bız dediğimiz iğneye benzer bir aparatımız var, tornavida. O şekilde bu yardımcı malzemeleri kullanıyoruz. Çokça sabır isteyen bu sanatta belli bir seviyeye gelir Hafız Recep Çiloğlu. Sanatını köyünde icra eden hocamız artık bunu birilerine öğretme zamanının da geldiğinin farkındadır aslında. Çok da düşünmez. Geleceğimizin teminatı gençlere yönelir hemen. Ve köyün gençlerini boş işlerle uğraşmaktansa filografiye yönlendirir. Hocam bir yıl oldu köyümüze tayini çıkalı geleli, görev başlayalı. Gençlerimize iyi filografi şeyinde eğitimler verdi. Kötü alışkanlıklarından uzaklaştırdı çocukları. Hocam gençlerimize filografi eğitimi verdikten sonra belediye meydanında güzel açılış yaptık. Gençlerimiz çok güzel şeyler, eserler yapmışlar. Kaymakam Bey geldi, Müftü Bey geldi, belediye başkanımız geldi. Çok güzel eserler olmuş. Gençlerimiz de ileride inşallah bu sanatı devam ettirenler çıkacaktır, çıkar. Köyümüzün tanınmasında da çok yardımcı oldu sağ olsun. Vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok kısa zamanda filografi konusunda uzun bir yol alır Hafız Recep Çiloğlu. İcra etmekten büyük keyif aldığı bu sanat sayesinde yeni dostluklar edinir. Filografi sanatı sayesinde köyündeki gençlerle birlikte birçok etkinliğe davet edilirler. Tüm bu çalışmalar onun filografi sanatına dört elle sarılmasına neden olur. Bu filografi sanatıyla güzel dostluklar kurmama vesile oldu. Hasebiyle bu filografi sanatıyla çok güzel işler başardık. Bu filografi sanatı vesilesiyle müftülüğümüzün desteğiyle beraber Din Görevler Haftası'nda sergimizi açtık. İnsanlara yapmış olduğumuz sanatı gösterdik. Bu sanatın ehemmiyetini, güzelliğini, tarihini ve bu sanatın devam ettirilmesini insanlara yansıttık. 18 Mart Çanakkale Şehitliği'nde şehit ailelerinin hiçbir zaman o vatan için, bizlerin için canlarını feda eden askerlerimizi unutmadığımızı hatırlatmak hasebiyle o şehit ailelerini onur etmek açısından o şehit ailelerimize bayrağını yaparak onlara takdim ettik, onları onurlandırdık. Bursa İl Müftülüğümüzün Sensiz Olmaz Genç Kardeşim projesiyle biz de İznik Müftülüğü Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde, Karatekin Mahallesi'nde gençlerimizle filografi sanatını onları öğrettik.
Onlarla beraber çalışmamızı yaptık ve hasebiyle Kurban Bayramı arefesi öncesi gençlerimizle beraber İznik meydanımızda sergimizi açtık. Bu şekilde insanlarımıza bu faaliyetlerimizi, bu eserlerimizi tanıtımını yapmış olduk ve gençlerimizin gönüllerine girerek, gençlerimizi bu sanatı sevdirerek ve bu sanat alanında kendilerine ilerlemelerine vesile olma hasebiyle yola çıkmış olduk. Filografi sanatını icra ederken ne camisini ne de ailesini ihmal eder hocamız. Zaten eşi ve ailesi de her daim yanındadır hocamızın. Evde onlarla sohbet eder, onları dinler, sıkıntılarına ortak olur onların. Hocam çok güzel yürekli bir insan. İyi bir aile reisi, güzel bir baba. Görevine sadık, görevini çok iyi şekilde yerine getiren bir insan. Çevresinde çok iyi sevilen bir insan. Çevresi de bayağı geniştir. Gurur duyuyorum onunla. Yaptığı işle alakalı bu filografiyi de çok severek yaptığı bir iş. Bir gün akrabalarımızdan biri işte evinde hazine var. Sen neden bu işi yapmıyorsun dedi. Ben izlemekle yetiniyorum ve gurur duyuyorum kendisiyle. Yaptığı işten dolayı, mesleğiyle, filografiyle olsun. Aşkla yapıyor hatta. Büyük bir aşkla yapıyor. Onunla ilgili bir anımız da var hatta. Ben Ecrin, küçük kızım küçükken ona dışarıda bir işim var. Ecrin'e bakabilir misin dedim. Tamam dedi. Ve Ecrin mutfaktan işte bir takım deterjanları getirmiş. Babasının önüne oturarak dökmüş yerlere, üstüne başına bulaştırmış. Geldiğimde hocam bu ne dedim. Hiç fark etmediğini söyledi. O kadar büyük bir aşkla yapıyor bu işi. Severek ve asla yaptığı işe zarar gelmesin ister. Korur kollar onu her zaman ve her yeni işte ayrı bir aşkla yapar o işi. Aşkla yapılan işin neticesidir bu eserler. Her biri birbirinden anlamlı, emek ve sabır dolu saatlerin ürünü. Besmele ile başlanıp şükürle biten. Sevgili Recep Hocam, Allah razı olsun, kendisi hafız zaten. Ben kendim hafız olmadığım için hafızlara ayrı bir bağlılığım vardır, saygım vardır. Hafız insan Kur'an yüklüdür. İnşallah Recep Hocam saygınlığı, terbiyesi, efendiliği, samimiyeti, içtenliği beni çok mutlu ediyor. Allah Resulü din samimiyettir diyor. Samimi olalım, içten olalım ve camimizdeki cemaatimizin omzunda elimizin olduğunu onlara hissettirelim. Öncelikle tahtaya yapılacak olan şablonun bile önemli olduğu filografi sanatında her aşamada sabır ve dikkat gereklidir diyor hocamız. Tek tek sabrederek çakılacak olan çivilerin belirsizliği telle bütünleşene kadardır. İşte eğer öğrenci bu sabır duvarını aşabilirse filografi sanatçısı olma yolunda büyük yol kat etmiştir diyor Hafız Recep Çiloğlu. Bu iş sabır işidir diyor hocamız vesselam. Filografi sanatı bana manevi olarak şunu kattı. Filografi sanatı sabrı isteyen bir sanattır. Bana çoğunlukla sabretmeyi ve tefekkür etmeyi öğretti. Çünkü bu yaptığımız sanatta özellikle benim kendim uğraştığım Allah Azze ve Celle'nin ismi celilleri, onu yaparken bir nevi Rabbimin ismini celillerini düşünerek Rabbimin tefekkür etmeyi, ayetleri yazarken o noktada ayetlerin anlamlarını tefekkür etmeyi öğretti bana. Köyün gençleriyle yapmış olduğu filografi çalışmaları meyvesini vermiş, bu gençlerle sergi açabilecek seviyeye gelmiştir Hafız Recep Çiloğlu. Usta
bir işi, bir zanaatı en ince detayına varana kadar teknik bilgilerini donanımlı olması, mahir olması, yetenekli olması, becerikli olması. Ama şunun yanında da ahlaken manevi boyutunu da sahip olması gerekiyor. İnsanlara verdiği sözünü yerine getirmesi gerekiyor. Layıkıyla yapması gerekiyor. Usta dediğin zaman özü, sözü bir olan ve maharetli olan demektir benim için. Evinin bahçesinde vermiş olduğu bu kurslarda gençlere bir eğitmenden ziyade abi gibi davranarak onlara filografiyi sevdiren birisidir o. Kurs aralarında onları bir araya toplayıp öğütler veren İmam Hatip olmayı da ihmal etmez Recep hocamız. Gençlere her platformda yol gösterici olmaya çalışmaktadır. Çünkü o öncelikle hem hafız hem de bir İmam Hatip'tir. Filografi sanatının haricinde imamlık görevi yaparken ara sıra da ağaç işleriyle uğraşmayı seviyorum. Farklı farklı tasarımlar yaparak farklı farklı şeyleri üretmeyi seviyorum. Onun haricinde benim asli vazifem İmam Hatiplik. Bunun yanında insanlara faydalı olabilmek, özellikle gençlerimizin gönlüne girebilmek için bu sanatı İmam Hatiplik görevimle beraber ifa etmeyi, yaşatmayı, insanlara faydalı olmayı hedefliyorum inşallah. Öyle ki İznik ve çevresinde hem filografi sanatı hem de hafızlığıyla ön plana çıkan bir İmam Hatip'tir o. Köyünün babacan, cana yakın, çocuklarla arkadaş ve sohbeti baldan tatlı hocası, evine ve eşine dost, sadık bir aile babasıdır Recep Çiloğlu. Recep hocam aynı zamanda hafızdır. Hafız olması hasebiyle tabii Kur'an'a da ayetlere vakıf, cemaate düzgün bir şekilde hem öğrencilerine düzgün Kur'an öğretiyor, hem de arkasında geçtiğimiz zaman da biz huzur içerisinde namazımızı eda ediyoruz. Yani bu çok önemli bir şey yani. Bundan dolayı severiz kendisini, Allah razı olsun. Gerçekten sanatçı bir imam. Filografinin yanında gittiği yeri dedik ya ihya ediyor. Hakikaten ihya ediyor. Marangozluk işleri yapar, ustalık yapar. Efendime söyleyeyim, evde tamirat işleri gibi bir takım şeyleri elinden gelmedik yok ki maşallah ya. Her şeyle on numara bir kardeşimiz yani. Örnek imamlarımızdan bir tanesidir kendisi. Türkiye'de böyle model imamlara ihtiyacımız var. Ağaç işleriyle, marangozlukla uğraşmam güzel bir sanattır. Onun haricinde en büyük sevda ile yapmış olduğum filografi sanatı benim için vazgeçilmez bir unsur, sanattır. Ama bunun yanında da benim en güzel asli vazifem, aşkla, şevkle yaptığım görev, Peygamberimizin mesleği olan İmam Hatipliktir inşallah. Ve bu şekilde devam edecektir. Hafız Recep Çiloğlu, içindeki sessizliği filografiyle dile getirdi. Sessizliğini çiviye vurduğu çekiç darbeleriyle anlattı. Telle sararak bir anlam yükledi. Ve tahtadan zeminlere nakşetti eserlerini. Gönül gözüyle görebilen insanların ta içine işlesin diye. (Gülüyor)